Güneydoğu Asya'nın en büyük, dünyanın ise en kalabalık dördüncü ülkesi olan Endonezya adeta bir harikalar diyarı. Endonezya denilince ise akla ilk olarak Bali adası geliyor. Hatta çoğu insan Endonezya hakkında sadece bu kadarını biliyor bile denilebilir. Aslında bu güzel ülkeyle ilgili duyduğunuzda şaşıracağınız çok ilginç bilgiler bulunmaktadır. Biz de videomuzda bu şaşırtıcı bilgileri derledik. İşte karşınızda Endonezya hakkında ilginç gerçekler. Öncelikle Endonezya, Çin, Hindistan ve Amerika'dan sonra dünyanın en kalabalık ülkesi. Her ne kadar son yıllarda göç oranı artmış olsa da bu durum değişmiyor. 1971-2010 yılları arasında Endonezya'nın nüfusu son 40 yılda tam olarak 2 katına çıkmış. Bu kadar kalabalık bir ülke olması sebebiyle ülkede çok fazla dini inanç mevcut. Öncelikle Endonezya, dünyanın en kalabalık İslam ülkesi olarak bilinmektedir. Ancak aslında durum bilindiğinden biraz daha farklı. Dini inançlar adadan adaya farklılık gösteriyor diyebiliriz. Mesela Endonezya'nın %87'si Müslüman, %10'u Hristiyan, %3'ü Hindu ve Budist'tir. Bali adasının ise neredeyse %90'ı Hindu'dur. Endonezya'da 6 din kabul edilmektedir. Bunlar İslamiyet, Protestanlık, Katoliklik, Hinduizm, Budizm ve Konfüçyanizm'dir. Kalabalık bir ülke olan Endonezya'da çok eşlilik yaygındır. Hatta ülkede Çok Eşlilik Derneği adında bir dernek bile var. Hatta bu derneğin başkanı bir kadın. Çok eşliliği savunanların sayısı ülkede fazla olsa da buna kesin bir şekilde karşı duranlar da var. Bu insanlara göre çok eşlilik eski günlerde muhtaç kadınları korumak için bulunmuş bir yöntem. Dullar ya da zor durumdaki kadınlarla onlara ekmek sağlayabilmek, fuhuşa düşmekten korumak için evleniyorlarmış. Burada amaçlanan erkeğin arzularının tatmin edilmesi değil. Ama tüm bunlara rağmen ülkede erkeklerin birden fazla kadınla evlenmesi genel anlamda normal karşılanıyor. Müslüman bir ülke olmasına rağmen ülkenin genelinde kadınlar diledikleri gibi özgürce dolaşabiliyorlar. Hatta Endonezya, güzel kadınları ve onların katıldıkları güzellik yarışmaları ile ünlü. Her yıl düzenlenen Endonezya Güzeli Yarışması dünya çapında merakla takip ediliyor. Ülkenin dört bir yanından 30'dan fazla güzelin katıldığı yarışmada yarışmacıların güzellikleri ve zarafeti herkesi kendilerine hayran bırakıyor. Dişi egomanyasının sürdüğü Endonezya'nın Minangkabau kabilesi kocayı ödünç alınan adam olarak adlandırıyor. Bunun dışında Endonezyalılar dünyanın en kısa insanları. Endonezya ayrıca dünyanın en büyük ada ülkesi olma özelliğiyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Dünyanın en büyük ada ülkesi olarak bilinen Endonezya, sahip olduğu topraklarıyla dünyanın en büyük 14. ülkesi olma özelliği taşıyor aynı zamanda. Bu da günümüzde çok az kişi tarafından bilinen ilginç gerçeklerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Endonezya'da ayrıca kaç ada olduğu bilinmiyor. Bazı adalar düşük gelgitlerle görünür hale geliyor. Şu an için Endonezya hükümeti 17.504 ada olduğunu iddia ediyor. Ancak şimdiye kadar yapılan araştırmalar neticesinde bu adalardan yalnızca 13.466 tanesi bulunmuş. Endonezya'da çok fazla ada olmasına rağmen Bali bu adaların en ünlüsü. Aslında Bali, adalar merkezi olarak kabul ediliyor ve Endonezya'daki diğer adaları keşfetmek için harika bir başlangıç noktası. Gelin biraz Bali adasının bilinmeyen yönlerine yakından bakalım.
İlk olarak Bali kelimesi Sanskritçe'de kahraman anlamına geliyor. Balili insanlar neredeyse her zaman çatal bıçak yerine elleriyle yemek yiyorlar. İnsanlarla iletişim kurarken kavga etmek veya sesinizi yükseltmek alışılmış bir şey değil. Hatta bağıran taraf her zaman haksız kabul ediliyor. Ayrıca Baliler sadece kendi köylerinde yaşayan kişilerle evleniyorlar. Çünkü burada başka bir köyden karı koca aramak alışılmış bir şey değil ve hatta bazı durumlarda yasak bile. Endonezya hakkında bilinmeyen birçok şey bulunuyor. Bunlardan birisi de çok fazla ilkel kabileye sahip olması. Endonezya oldukça modern şehir ve adalara ev sahipliği yapmasına rağmen hala daha teknolojiden uzak yaşayan ilkel kabilelerin varlığı da söz konusu. Sumatra ormanlarının batı kısmında çok sayıda kabilenin yaşadığı bilinmektedir. Hatta dünya üzerinde 100'den fazla kabileden 44'ü Endonezya sınırları içerisinde yaşıyor. Bu kadar kalabalık bir ülkede 700'den fazla dilin konuşuluyor olması eminiz kimseyi şaşırtmayacaktır. Ülkede resmi dil Bahasa Endonezya, fakat takım adalarda 700'den fazla dil ve lehçe konuşuluyor. Sadece Papua şehrinde 270'in üzerinde konuşulan lehçe var. En çok konuşulan ikinci dil ise Javanese dili. Peki Komodo ejderhalarına ev sahipliği yapan tek ülkenin Endonezya olduğunu biliyor muydunuz? Bu ejderha cinsini Endonezya'da görebileceğiniz en popüler iki yer ise Rinca Adası ve Komodo Adası. Milli park kurucularına ve ada yerlilerine zaman zaman saldırabilen Komodo ejderi, salgıladığı zehirli tükürükleriyle dünyanın en tehlikeli hayvanları arasında gösteriliyor. Dünyanın en vahşi orangutanları da burada bulunuyor. Endonezya'nın Sumatra ve Borneo bölgelerinde dünyanın en vahşi orangutanları yaşıyor. ...1878 yılında Sumatra'nın yağmur ormanlarında keşfedilen ve dünyanın en güzel kokulu çiçeği olarak bilinen Amorphophallus titanum Endonezya'da bulunmuştur. Çiçeği açtığı zaman ortalama 2 metre uzunluğa ulaşıyor. Bunun yanı sıra dünyanın en büyük çiçeği olarak bilinen ve 7 kilodan fazla ağırlığa sahip Rafflesia arnoldi de Sumatra'dadır. Tüm bunların dışında Endonezya, Kanada'dan sonra dünyanın en uzun sahil şeridine sahip ülkesidir. 54 bin kilometrenin üzerinde sahil şeridi vardır. Endonezya, aktif volkanlar açısından da oldukça zengin bir ülke. Endonezya'da geçmişten bugüne patlayan 127 aktif volkan tespit edilmiş. Hatta turistlerin bol olduğu Bali'deki Gunung Agung Volkanı 2017 ve 2018'de hareketlendiğinde çok sayıda insanın yüreği ağzına gelmişti. Dünyanın en büyük volkanik gölü olan Toba Gölü de ülke sınırları içerisinde yer alıyor. Ayrıca Endonezya'daki Krakatoa Yanardağı'nın patlaması, Norveç'te bulunan Edvard Munch'in ünlü Scream tablosundaki gökyüzünün kırmızı renkte olmasının nedeni olarak düşünülmektedir. Gelin biraz da bu ilginç ülkenin ekonomisine bakalım. G20 üyesi ve dünyanın önde gelen ekonomilerinden biri olmasına karşın Endonezya nüfusunun yaklaşık yarısı günde 2 Amerikan dolarının altında bir gelirle çalışıyor. Ayrıca Endonezya, Banda Adaları'na özgü dünyanın en büyük köfte unu üreticisinden bir tanesi. Ketçap kelimesi ise Endonezyaca tatlı soya sosu anlamına gelen kecap kelimesinden geliyor. Endonezya hakkındaki şaşırtıcı bilgilerden bahsettiğimiz videomuzun sonuna geldik. Peki Endonezya ile ilgili sizi en çok şaşırtan gerçek hangisiydi? Cevaplarınızı ve eklemek istediklerinizi yorumlar kısmından yazmayı unutmayın.